sarılacağım. Saracoğlu yokuşlarında siyah çoraplılardan doğan bu sevda büyüyor omuzlarımızda, büyüyor. Siyah çoraplılardan doğan bu sevda büyüyor omuzlarımızda. Destanlar yazan... Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'yle duygusal bir şekilde girmeye devam ediyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Mücadeleye devam, yılmadan ve pes etmeden. Bir önceki bölümde taktiğimi ve oyuncularımı değiştirmiştim. İlk kez yaslanan takım olmuştum arkadaşlar. Yalnız o maç öyle bir geçti ki, maç bittiğinde toplu oynama yüzdem %67'ye %33'dü arkadaşlar. Ya da %63'e %37'ydi, tam hatırlamıyorum. Ama rakibe top göstermemiştim. Son dakikalarda bana biraz sıkıntı yaratsa da galip gelmeyi başarmıştım. Çift forvet oynuyoruz artık. 5 defans, ki bu benim oyun yapıma normalde aykırı ama pas yapan bir takım yaratıyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle hücum düşünmüyorum. Pas, pas, pas. Başka bir şey yok. Boşluğu bulduğum sürede geçeceğim. Arkadaşlar, ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bunu belki 5 bölümdür söyleyeceğim ama bir türlü fırsat bulamıyorum. Çünkü hep üstümüze oynanan oyunlar. 3 Temmuz'u yaşıyoruz dedim ya, neşeli giremiyoruz. Önceden Fenerbahçe marşını açar, neşeli neşeli girerdik. O Fenerbahçe'den şu anda eser yok. Ama toparlanacağız en kısa zamanda. Şöyle, bunu 1000 abone özel teşekkür videosunda bahsetmiştim arkadaşlar. Benim bir tane çok sevdiğim bir abim var, Murat abim. Çok eski serileri takip edenler bilirler. Onunla beraber bir kayıt almıştık. O maçın yorumcusu olmuştu ve Division 3'e veya 4'e çıkmıştık onunla beraber. Murat abi de Fenerbahçe serisine başladı. Ben uğraşıyorum ya sadece Fenerbahçeli oyuncularla Division 1'e çıkma mücadelesini. Bu savaşın içerisindeyim ya. Murat abi de bu yola başlamış. Division 10'dan başlayıp Division 1'e doğru çıkma yarışında. Ama seriyi başlatma amacı bana meydan okuma arkadaşlar. Biz burada 40 bölümdür Division 4, 3, 4, 3 gidip geliyoruz. Bu fırsattan istifade, bu durgun dönemden yararlanarak Murat abi de benden önce Division 1'e çıkmaya hedefliyor arkadaşlar. Bir kanal açmış, Yaşlı Kurt diye. Yaşlı Kurt. Aratın, bakın. Şu anda Division 7'de sanırım. O da Fenerbahçeli oyuncularla gidiyor. Amacı benden önce Division 1'e ulaşmak. Şimdi bana bir rakip var arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyorduk. Olur diyorduk, olmaz diyorduk. 3'e çıkıyorduk, 4'e düşüyorduk. 3'e çıkıyorduk, 4'e düşüyorduk. Hiç 5'e düşmedik geri. Ama şu anda çok sallantılı bir dönem içerisindeyiz arkadaşlar. Şu tabloya baktıkça içim acıyor arkadaşlar. Çünkü haksız bir mağlubiyetimiz var. 6 puanımız vardı şu an ama maalesef 3 puan görünüyor. 16 puana ulaşmamız lazım. 13 puan. Kalan maç sayısı 6. Yapamazsak ligde kalma mücadelesi. 7 puana ihtiyacımız var. Düşmeyiz herhalde. En kötü ihtimal o ama onu düşünmüyorum. Murat abi bana yetişmeden ben bu ligden çıkmalıyım. O da Division 1'e doğru gidiyor. Göründüğü gibi basit değil diyorum abi. O bana diyor ki sen oynamayı bilmiyorsun falan filan böyle esprisine. O benim oyunumu çok iyi bilir. Saatlerce sabaha kadar beraber PlayStation'da maç yapmışlığımız vardır onunla. Kariyerimiz vardır. Kariyer öyle bir kariyer. 3 maç kazanan değil. Toplamda 100 maç kazanan o dönemin şampiyonu olurdu bizde. Deftere arkadaşlar not alırdık. Burak'ın altına ben her galibiyetimde bir çarpı atardım. Murat abi kendi galibiyetinin altına çarpı atardı. Skorlarla beraber hepsini deftere kaydederdik. Toplamda 100 maç kazanan 1 olurdu. Bakın 100 maç kazanan 1 olurdu. Sabahlara kadar oynardık Murat abiyle. Çok çekişmeli maçlar yapmışızdır. O benim FIFA 15 serimi takip ediyor arkadaşlar. Bana diyor ki sen normal oyununu oynamıyorsun. Abi diyorum oyun normal oyun değil, gördüğün gibi değil. Yok efendim sen momentumu abartıyorsun falan. Bu kadar olamaz falan.
inandıramıyorum. Gerçekten inandıramıyorum. Ve o da test etmek için başladı. Sen dedim benden önce Division 1'e çıkmayı hayal et. Sadece hayal et. Bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Şu anda momentum ona işliyor mu işlemiyor mu? Oyundaki ağırlıktan o da hafiften şikayetçi. Yani benim kadar isyan etmiyor ama oyunda ağırlık olduğunu zannetmiyorum falan filan diye girdi seriye. Bir baktım maçın 3. dakikasında ya oyunda hakikaten ağırlık varmış filan diyor. Neyse. Rakibim var. Bir kapışma var. Murat abiyi de takip edin. Yaşlı Kurt kanalında da. Hatta Murat abi bu videonun altına yorum atarsan bir merhaba, selam arkadaşlar falan filan diye insanlar kanalını daha rahat bulabilirler. Haydi bakalım. Tamamen değiştirdiğimiz bir taktik vardı arkadaşlar. Şunlara sözleşme uygulayalım. Dillerden hiç düşmeyecek Fenerbahçe. Arkadaşlar, bir önceki oyunda galibiyetimiz gerçekten sürekli top yaparaktı. Bakalım bu maçta neler olacak. Chelsea'li bir rakibimiz var. Haydi Fenerbahçe, gecenin 3.30'u ama biz bu marşı dinlemeden oyuna girmeyelim. Haydi Fenerbahçe. Rakibin reytingi 84. Çok hafif ses vermem lazım. What a great win they had last time out. Now they'll want to use that great word momentum and get another one today. Haydi Fenerbahçe. Başarılar çocuklar. Defansif bir futbol. İlk defa defansif bir futbol. Kontra atak. Gördüğüm yere sakin olacağım arkadaşlar. Geçen maçta olduğu gibi. Senin sesini duyamıyorum ya moralim. Konsantrasyonum gitti. Sesli bir sıkıntı var ya. Oyunda biraz takılmalar var şu sıralar. Oo, yapma ya. Justifying I think his decision to go his own way, leave Manchester United for Juventus and certainly France benefiting from the fact that Pogba's had a lot of first team football. Hakem bir şeye bayrak kaldırdı. Arkadaşlar siz ne oldu ya? Gol yiyeceğim şimdi ya. Haydi maça konsantre olmalıyım şu an. Oyunda bir donma var. Ya bir kere de düzgün bir maç oynayayım ya.
target was there. Maybe he was looking at the target and not the ball because he didn't hit it. Haydi Fenerbahçe ya. Donma. Başka bir şey istemiyorum ya. Sadece birbirimizin gücünü test edelim. Ama arkadaşlar donuyor ya. Oyuncuları maksıyor bu şekilde. Lütfen ya. Allah'ım. Haydi çocuklar sakin. Yaptırmıyor, pas yaptırmıyor ya. Ya moralim bozulmasın. Moralim bozulunca hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Lütfen ya, moral benim için her şey demek. Bakın dona dona gidiyor. Vallahi bir şey yapamıyorum ya. Lütfen. Lütfen ya. We've got to pass it for a purpose, haven't you? And they were just knocking it around and led to a silly error. Moralman ayakta kalmak zorundayım. Paul Pogba. Raul Meireles. This could be a chance. At. Allah'ım çok stresliyim arkadaşlar. Yemin ederim çok stresliyim ya. Şimdi ultra defans. Ne olur donma. Başka hiçbir şey istemiyorum. Rakip ne yaptı böyle ya? O kadar sakin oynayayım diyorum abi. Yine olmuyor ya. Bu rakip depara basmış gidiyor böyle ya. Bravo Meiro. Bebo neredesin? Ama acayip paslar at. Bak garanti paslar atmak istiyorum arkadaşlar. Yine yanlış atıyorlar. Çok stresliyim. Çok. Acayip stresliyim. Bir sıkıntı var ya. Sakin arkadaşlar. Ne olur düzgün yerlere, gördüğünüz yere. Bir önceki maçta olduğu gibi. Ona değil abi ya. Bak aşağıda bomboş adam var. Kim atıyor ya? Hadi. Benim moralimi ancak ben düşürebilirim arkadaşlar. Bunun farkındayım ama. Ya bu kadar donarsa ben oyun oynayamam ya. Showing it's a physical game when it's a fair one too, and that's a great challenge. We go back to the goalkeeper here. Can't blame him for that. Raul Meireles. Tremendous understanding from these players. Atsana artık. Allah'ıma pas atmıyor. 3 kere bastım ya. Trying to find Tevez. İnanılacak gibi değil ya. Raul Meireles. Gitti ve bu. Haydi oğlum. That's very well read. And that's a very good interception. Webo. Allah'ım ne olur bu maçı kazanayım ya. Bu maç çabuk bitsin ya. Ya da rakip oyundan çıksın, bir şeyler olsun abi, ben bu maça dayanamam ya.
Yemin ederim dayanamam arkadaşlar ya. Bakmayın işlerin iyi gittiğine. Ya tuşları algılamıyor. Bir sıkıntı var. Acayip bir sıkıntı var arkadaşlar. Tuşlarımı algılamıyor ya oyun. Joystick'te bir sıkıntı yok. 63'ü bakın bu sistemde arkadaşlar toplu oynama sahibi kalbim duracak arkadaşlar, hepinizden özür dilerim. Konuşamıyorum ama ya, valla konuşamıyorum ya. Fenerbahçe serisi benim ömrümü yiyor ya. Martin Caceres. Chiellini. Amanın offside da yok ya. Pas atacak yer diyor. En sevdiğim şey. Aa, varmış sağ tarafta. Paul Pogba. He's controlling the play here. His teammates just borrow the ball for a few moments and then give it back to the main man. Aman ha, aman ha, aman saçmalamayın çocuklar. Ya, oğlum atma ya böyle pas. Bravo Mert. Bravo oğlum. Haydi çıkarız. Haydi Alper Potuk çok hızlı. Nereye attım bilmiyorum ama Emin Ike'nin önüne güzel bir pas olabilir. Ya Emin Ike hiç indirmez oldu ya. Bu oyunun başında Emin Ike neydi, şu an ne oldu ya? Arkadaşlar elim ayağım çözüldü. Vallahi elim ayağım çözüldü. Allah'ım attığı yere bak. Çıldırmak üzereyim arkadaşlar, attığı yere bakın ya. Webo'ya atmadı o topu ya. İnanamıyorum ya. Sevinmek bana haram, yemin ederim sevinmek bana haram arkadaşlar. Çok stresliyim ya, bu seride çok stresliyim ya, öyle böyle değil ya. Allah'ım öleceğim ya. Bu rakip ya arkadaş, rakip bilmiyor mu diyeceğim ama Division 4 maçı yapıyoruz ya. Şutu bence Semi yapmış rakip, istediği yere yönlendiremiyor. Bir sıkıntı var ya. Bak ya abicim, isyan etmek istemiyorum ama ben hayatta öyle paslar atan bir insan değilim ya. Bak. Benim için arkadaşlar skor önemli değil. Ben istediğim şeyleri yapmalıyım. 3-0 önde olmam şu anda hiç önemli değil ya. İstediğim şeyleri yapamıyorum yani, ben bunu biliyorum. Vallahi istediğim şeyleri yapamıyorum ya.
İstediği şeyleri yapamayan bir insan 3-0'dan 4-3'te maçı kaybedebilir yani. Bak. Allah'ım bak ya. Oyun zaten donuyor. Ona hiçbir şey diyemiyorum şu anda. Deprem oluyor ya oyun oynarken. Bildiğin deprem oluyor. Oha. Herkes geride. It was Hazard. Goes up to head it away. Abi yapmayın bunu ya. Vallahi kalbim duracak ya. Oyuncu değiştirmem lazım. Yemin ederim kalbim duracak arkadaşlar ya. Emre'yi alacağım. Lebon'un yerine de Sova alacağım arkadaşlar. Bir saniye, yanlış bir şey yaptım. Tamam, yok. Ya birbirinize girmeyin be oğlum bu kritik dakikada. Çok tedirginim ya. 3-0 öne geçtiğimde de sevinmiyordum bakın arkadaşlar. Biliyorum çünkü bir sıkıntı var şu an. It's not the biggest match you'll ever play this season. Certainly, there won't be many times where he'll have more chances. Look at his reaction, furious with himself. Raul Meireles. Hayır, hayır, hayır. İndirin ama Menike. Dörde atsam bitecek. Şu an hala bitmiş değil. Dörde atarsam ancak bitecek bu maç. Abi. Ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim stresten. Stresten ölmek üzereyim. Haydi Menike. Haydi oğlum. Çok uzağa ya. Çok hızlı ya. Demek kovalasam. Şimdi bir gol yerse neler olur biliyor musunuz? At oğlum onu. Ne oldu? Dondu. Ne oluyor ya? Abi saçmalama oyun ya. Uf ya. Rakip de bence sıkıntı yaşıyor şu anda. Adam, oh. O kadar ağır ki adamın üstüne çalım atıyorum. Adama değil. Haydi sov oğlum. Haydi sov. Hiç sova sarıl. Hiç sov maçı döndür. Arkadaşlar vallahi ben değilim şu anda. Var ya yemin ederim kafayı yemek üzereyim. Cümle kuramayan. Konuşamayan, sinirden kendini yiyen, heyecandan kalbi durmak üzere olan bir şahısım şu anda. Biraz daha don. Don biraz daha. Vurdurmayın. Bu sıkıntı niye ya? Ben ping testi yaptım, girdim, hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Raul Meireles. Haydi 5'e gitmemiştik ne zamandır ya. Reigns. Cuadrado. Oh, muscles gone for that player. Bruno Alves.
Valla acayip bir maç oluyor yani. Haydi sov oğlum. Arkadaşlar ben hiç konuşmayacağım. Marş açayım, siz marş dinleyin. Gerçekten stresliyim. 4-1 kazanan bir insan nasıl stresli olur bilmiyorum abi. Ama stresliyim, yemin ederim stresliyim. Arkadaşlar bağlantımı test etmem lazım. FIFA serverlarıyla aramdaki pingi test etmem lazım. 174 çok iyi. Yani hiçbir sıkıntı yok şu anda. Sorun benden değil abi. Sorun benden değil. Haydi bütün takım antrenmanı bas. Böyle devam arkadaşlar. Haydi Fenerbahçe. Arka arkaya 2 galibiyet aldık. Yeni taktiğimizle topla oynayan taraf biziz. Yine kendi evimizde. Rakip Fenerbahçe. Olamaz ya böyle bir forma. Tamam, beyaz formayı değiştir. Heh. Neyse. Haydi güzel bir maç olsun arkadaşlar. FC Batelat. Rakibin reytingi 80 arkadaşlar. Bravo ya. Valla bak güzel bir oyuncu yine. Mülayim bir kadro. Bu adamın kadrosu mülayimse benimki ne onu da tartışmak gerekir aslında. Süper Lig kadrosu yapmış. Haydi Fenerbahçe. Defansif bir futbol yine. Ve kontra atak. Haydi donmasın bu sefer ya. Yıllardır kafa vuramıyorum ya. Lan bu boşluk ne? Olamaz ki böyle bir boşluk. Göbek nasıl bu kadar boş? Aa, olamaz ama ya. Bak attığı yere bak. Bak attığı yere bak. Ya bu Snyder'in ayağına top gelince bu boşluk niye oluşuyor ya? Aa! Arkadaşlar inanılmaz bir şey oluyor şu anda. Niye bilmiyorum. Orta alanım acayip boş. Yani rakibin şu anda az çok futbolu belli oldu. Haydi bakalım. Yani Emenike'yi böyle kaçırmak istemiyorum da şimdi niye sakatlandın Emenike? Maçın başında neden sakatlandın? Kim düşürdü seni?
O golü yememem lazım. Rakibin şu anda sistemini çözdüm biraz arkadaşlar. Bu adam benim gibi oynuyor. Ama yani efsane gol attı ya adam. O çalımları nasıl attın sen kardeşim ya? Ben hayatımda bu kadar ince aradan, ya izletsene, bu kadar dar bir alandan geçen bir futbolcu görmedim. İlk kez böyle görüyorum yani şu anda. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani bu kadar hızlı pas atarsam ben bu oyunu oynamam be abi. Bu kadar hızlı pas atarsam ben bu oyunu oynamam ya. Farkı yedik bu maçta arkadaşlar. Allah'ım ya. Here's the header and the super save. Well, he couldn't have headed that any better. Must have thought he'd scored. Out comes the keeper with that touch. Felipe Melo. Abi bu adam nereden geçiyor? Hangi aradan geçiyor ya bu adam? Haydi hızlı indir. Abi Emenike böyle bir yavaş oyuncu olamaz ya. Böyle bir yavaş oyuncu olamaz ya. Emenike sen speedin 90 değil senin abi ya. Yalan ya, yemin ediyorum yalan ya. Felipe Melo. Rakip tam istediğim gibi oynuyor arkadaşlar ama bu Snyder, tövbe estağfurullah, şimdi bir laf edeceğim. Snyder mi, Gökhan Töre mi, kim artık? Attığın yere senin ya. Abi şaka gibi paslaşıyorlar ya. Yemin ederim şaka gibi paslaşıyorlar. Allah kahretsin sizi ya. Böyle pas atılmamalı ya. Bak. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ederim şans golü ya. Yemin ediyorum şans golü abi. Bir gol olamaz yani. Benim adamlarım pas atmamakta yine ısrar ediyorlar arkadaşlar. Nerede bu adamlar ya? Neredesiniz oğlum ya? Webo. Can they
back in. Yalnız rakip Allah var çok iyi oynuyor da. Ben sadece paslaşmada sıkıntı yaşıyorum. Kendi pasımı yapamıyorum arkadaşlar. Bak. Ya yemin ediyorum üstünde dibindeki adama attım o pası ya. Her boka faul vereceksen oyun oynamayalım ya. Benim takım afallamış durumda arkadaşlar. Rakip çok iyi top oynuyor da ben karşısında hiçbir şey yapamıyorum. Benim adamlarım oynamıyorlar yani. Öyle bir gerçek var şu anda. Kim girdi oyuna? Quick tempo to the passing. The opposition can't get near them. Bruma. And the defending not really up to scratch. No, not giving each striker a lot of encouragement. Ya Alper ver artık be. Ben nefret ettiğim yer. Bak attığı yere bak ya. Çıldırmak üzereyim arkadaşlar. Yemin ediyorum çıldırmak üzereyim ya. Ben bu kadar basit pas atan bir insan mıyım ya? Webo. Bak. Abi yemin ederim bırakacağım oyunu şimdi ya. Şu ortaya. Allah için bak atacağım yeri söylüyorum. Caner'e. In with a chance. Nothing wrong with the shot really, except the direction it was hit well enough. The goalkeeper didn't have to move a muscle except to catch it. Schneider. Bar. Felipe Melo. Towards Demba Ba. It's a very good piece of intercepting. Aşağıya. Önüne. Emenike'ye. Tekrar Bebo'ya. Aşağıya. Yukarı. Aşağıya. Aşağı. En sola, sağa. Kafayla indir şuna. Raul Meireles. It's passed to Diego. Canelo. Goalkeeper has to go and get the ball for the goal kick. Bu maçı kaybedeceğiz. Bir kayıp. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Koş. And here's the shot. Keeper's midriff. That's the way to win the ball back. Ya oğlum. Ya abi ağlatmayın beni ya. Beni ağlatmayın ya. Vallahi sinirimden ağlayabilirim ya. Raul Meireles. Well, he's won it back. That's a really good tackle. And the goalkeeper has decided to take matters into his own hands, or should I say feet here. Emenike is caught offside. Kane Erkin. Webo. Schneider. At a time in football where there are a lot of players, evet, Wes Snyder comes up with the way of playing the game, doesn't he?
Çıldıracağım ya. Bu kadar pas hatası yapamam ben ya. Vallahi normalde yapamam ya. Adam tık tık veriyor ya. Baksana ya. Adamları mı koşturamıyorum ya? Pres yapmıyor adamlarım arkadaşlar. Pres yapmıyor. Tutamıyorum adamlarımı. Yemin ediyorum defans yapamıyorum ya. Adam ağzıma sıçtı ya. Kesinlikle adamda şu anda bir avantaj var arkadaşlar. Adamımı, defans adamımı istediğim yere yönlendiremiyorum maalesef. Yok yapamıyorum ya. Oynayamıyorum abi. Bir sıkıntı var ama oynayamıyorum maalesef. Böyle toplar bırakırsanız zaten hiç oynayamam. Hiç defans yapamıyorum, hiç. Adam topa bir kere bastığı zaman duruyor benim adamlarım. Hayatımın en kötü performansı şu anda bendeki. Rakibi gerçekten takdir etmek lazım ama koşamıyorum adamları, koşturamıyorum adamları. Aa bu kadar da olamaz ya. Abi yemin ederim tam bir pas savaşı var ya oyunda. Ya abi olmamalı bu ya. Bir de 2 dakika uzatma. Bu rakiple yine oynamak isterdim ama böyle böyle bir garip şeyler olmaması lazım ya. Vallahi çok zorlanıyorum oynarken ya. Benim en büyük özelliğim pas. Bu oyunda pas yapamadım ya. Bilmiyorum ama yapamadım abi. Yaptırmıyor adam. Benim adamlarım boş yerlere atmıyorlar. Acayip yavaş davranıyorlar. Hadi artık ya. Well, that's the end of the story almost. Some final thoughts on this defeat from you, Alan? I thought they were a little unlucky, Martin. They knocked the ball about well and created a few chances. Rakip çok iyiydi ama kendime yediremedim arkadaşlar. Çünkü ben istediğim şeyleri yapamadım yine. Bir önceki oyunda da öyleydi, bu oyunda da böyle. Wesley Snyder!
Bir de yani bu ilk goller acayip garip gollerdi ya. Hele Snyder'in attığı ikinci gol. Bu ne saçmalıyor ya? Pas yüzdesi onun %65, benim %69 mu? Bu kadar düşük pas yüzdeli bir maç mı oldu bu? Çok enteresan bir maçtı ya. Bir, iki. Snyder'in attığı ikinci golü göstermiyor ya. Bak benimkiler yürüyorlar ya. Hele şu ortada hamle yapan adam var ya, tamamen kontrolüm dışında. Ya neyse, kaybettik arkadaşlar. Vallahi kafayı yiyeceğim artık. Kafayı sıyıracağım ya. 4 puan, 4 maçımız var. 12 puan getirir. 18 puan. Yani 4 maçın tamamını kazanırsak ancak çıkıyoruz. Kaybettik. Ama iki maçta da istediğim gibi oynayamadım arkadaşlar. 4-1 yendiğim maçta da hiçbir bok yapamadım. Bakmayın 4-1 yendiğime. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Fenerbahçe serisi ömrümden ömür almaya devam ediyor arkadaşlar. Daha nereye kadar devam edecek bilmiyorum ama Fenerbahçe serisini çekerken ölebilirim arkadaşlar. O derecede söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.